Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Yeni haftayı karşılarken hepimizin merak ettiği piyasalarda ekonomideki son durum nedir? Paranın şifresinde finans analisti İslam Memiş bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ilk kez yılın ilk faizini aktardı ve Fed'in de açıklamaları vardı. Neydi bunlar ve sonrasında piyasalara etkisi ne oldu? Hemen sizden alalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasanın genel beklentisi doğrultusunda 250 baz puanlık faiz artırım yaptı. Faizleri %45'e yükseltti. Piyasanın genel kanısı bu yöndeydi. Artık faiz artırımlarının sonuna geldi diye piyasanın bir beklentisi hakim. Artık enflasyon rakamlarına odaklanmış olan bir merkez bankası karşımızda olacak. Tabii bundan sonra yeni tedbirler de alınacak, yeni tedbirler de çıkacak. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele noktasında şimdi sırayı farklı adımlara bırakmış olabilir diye ben tahmin ediyorum. Kısa vade için kredi kartlarına yeni düzenlemeler bekliyorum. Özellikle vade sınırlaması, taksit sınırlandırılması, kişi özel limit belirleme, onun yanında tekrar faiz oranlarını yükseltme gibi hamlelerle kredi kartıyla harcama noktasındaki o zorlu süreç onlar için zorlayıcı oluyor. Yani ekonomi yönetimi için. Bu tarafta da yeni bir düzenleme gelebilir. O yüzden kredi kartıyla işlem yapan veya kredi kartıyla alışverişlerini sürdüren, ticaretini sürdüren kişiler varsa kredi kartıyla alakalı yeni gelişmelerin olabileceğini, hazırlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu yılki enflasyon hedefiyle alakalı yukarı yönlü hareketler revize edilecek mi Merkez Bankası'ndan? Bunu tekrar takip ediyor olacağız. Sanki benim kişisel faiz kararı açıklanırken bir açık kapı bırakılmış gibiydi metini okurken, değil mi? Sanki evet işte faiz artırımlarının sonuna geldik ama yeniden bir oturup konuşalım, bakalım, toplantılar yapalım, sonrasındaki duruma bakacağız. Bu açık kapı sizce işte faizin artış yönünde mi yoksa artık durağına mı geçeceği yönünde nedir? Yani merkez bankaları genel itibariyle bütün kapıları açık bırakır ve kesin bir cümle kullanmaz. Piyasaları bu şekilde baskılamaya devam eder. Her merkez bankasının kapıları açık bırakması ister istemez belirsizliğe neden oluyor. Evet. Ve hiç kimse doğru bir aksiyon alamıyor. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası olsun, Avrupa Merkez Bankası, dünyadaki bütün merkez bankaları aynı dili kullandığı için ve beraber hareket ettikleri için daha doğrusu aynı hamleyi yapıyorlar. Biraz daha belirsizliğe devam ediyorlar. Piyasalar bizim kontrolümüz altında. Piyasalarda biz ne dersek o olur. Şartlara göre aksiyon alabiliriz. Faiz artımlarına devam edebiliriz. Faiz indirimi yapabiliriz gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da bütün küresel piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Piyasanın sevmediği şeylerden birisi de belirsizliktir. Belirsizliği olduğu ortamda yatırımların gelmesi, istihdamın devam etmesi düşünülemez. Ama merkez bankaları politika olarak belirlemiş oldukları bir enflasyon hedefi var. Kendilerinin başarısı olarak veya başarılı oldukları gördükleri bir enflasyon rakamıyla mücadele ettik. Enflasyonu düşürmek için bu kadar yoğun hamleler yaptık, bu kadar yoğun kararlar verdik ve sancılı süreç çekildi. Sonuçta da enflasyonu düşürdük diye kamuoyunun karşısına çıkacaklar. Dolayısıyla da söylemlerle de bu süreci devam ettirecekler. Peki burada bir para politikalarında bir sıkılaştırma vardı ya, sanki artık biraz da o yönde görülüyor farklı çevreler tarafından. Evet, bir sıkılaştırma vardı ama şu an malumunuz işte seçime doğru giden bir hamledeyiz. Sanki burada bir gevşek bırakılma söz konusu olabilir mi? O olamaz. Yani bugünkü ekonomik koşullarda böyle bir şey söz konusu değil. Söylem olarak evet. Yani söylediğiniz zaman birkaç ay sonra yılın ikinci çeyreğinde biraz daha gevşek politika izleyeceğiz falan diyebilirsiniz ama sokağa çıkalım, çarşı pazara bakalım, raflara bakalım, sofraya bakalım.
buradaki rakamlara bakalım, buradaki gelişmelere bakalım. O yüzden şu andaki koşullarda böyle bir şey söz konusu değil. Peki bir yandan da işte kur korumalıdan çıkışlar da devam ediyor ama baktığımız zaman işte acaba yatırımcı nasıl pozisyon almalı? Altında mı, dolarda mı, euroda mı kalmalı, borsaya mı yatırmalı? Nedir sizin öngörüleriniz? KKM'nin çıkışları Şubat sonu itibariyle ben biteceğini, sonlanacağını tahmin ediyorum. Tabii bu hafta oldukça gergin bir haftaya başladık. Yoğun veri akışları var, önemli kararlar var bu hafta. Çarşamba akşam Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü Avrupa'da enflasyon rakamı açıklanacak. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Küresel piyasalar için önemli bir haftadayız. Haftayı ikiye ayırmak lazım. Çarşamba gününe kadar olan süreç, çarşamba gününden sonra olan süreç. Çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklarda bir baskılanma söz konusu olabilir. Ama çarşamba gününden sonra doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiği, dolar karşısındaki varlıkların değer artışı olduğu bir süreç. Dolar derken dolar tele kurumundan bahsetmiyorum. Uluslararası piyasalarda dolardan bahsederken dolar endeksinden bahsetmek lazım. Dolayısıyla dolar endeksinde 104 denemesini yaptıktan sonra tekrar aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Amerika Merkez Bankası Fed'in pas geçme olasılığını piyasalar fiyatlıyor. Özellikle Euro dolar paritesi 1.0845 seviyesinde Fed'e kadar dar bant aralığın piyasalarda geçerliliğini korumakta. 1.08-1.09 Euro dolar paritesindeki takip ettiğim bant aralığı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.413 puan seviyesinde. Yani burada %1'e yaklaşan bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. 8.500-8.550 puan seviyesinden tekrar bir satış gelme olasılığı kuvvetli. Yatırımcısı 8.200-8.600 puan aralığını kısa vade için takip edebilir. Şubat'ta yükselişlerin tekrar devam edeceğini tahmin ediyorum. Diğer yayınlarımızda yılın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 9.000 puan seviyesini beklediğimi ifade etmiştim. Bu öngörüm halen geçerliliğini korumakta. Dolar kuru 30 lira 34 kuruş seviyesinde %1 primde. Bu hafta dolar primli, yani 30-30-40 arasında gelip giden bir dolar tele kuru görmeye devam edeceğiz. Ons altın 2031 dolar seviyesinde. Burada da 2000-2070 dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Gram altın yükselişte haftaya başladı. Ons altın toparladığı için. Serbest piyasalarda şu anda gram altın 2058-2068 lira aralığında. Yine gram altın tarafında 2050-2070 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Petrol fiyatları yükselişte haftaya başladı. 83.31 dolar seviyesinde. Orta Doğu'da yaşanan İran'dan ve Amerika arasında yaşanan gerginlik, iki Amerikan askerinin ölmesi, 24 askerin yaralanması, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri tırmandırır. Biden yaptığı açıklamada sert cevap vereceğini açıkladı. Burada yüksek bir tansiyon olduğu için petrol fiyatları 75-80 dolar aralığındaydı. Şimdi 80-85 dolar bandına yerleşti. Jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Kripto paralar yatay başladı. 42.209 dolar seviyesinde. 38-48 bin dolar aralığını bu tarafta takip etmeyi sürdüreceğim. Peki çok teşekkür ederim. Ben de Dediğim gibi teşekkür ederim. Biden'ın açıklamaları Amerika'nın vereceği cevap gerçekten de herkesi bir belirsizliğe itmiş durumda. Son olarak altınla ilgili son 3 gün için yani Fed'in açıklamasından önce bir uyarım var mı onu da öğrenmek isterim. Yani düşüşler alım fırsatı, altın fiyatlarındaki yükselişler kademeli olarak devam edecektir. Her ay yeni bir yükseliş görmeye devam edeceğiz. Bu hafta altın fiyatlarındaki yaşanan baskılanma son alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Fed'in peki faiz arttırma ya da işte durağan ya da indirme gibi bir durumu pozisyonu ne olacaktır bu durumda? Piyasaların genel kanısı pas geçeceği yönünde. Fed'in bu toplantıyı pas geçme ihtimali yüksek. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Varsa Sağ olun, eklemek istediklerin teşekkürler. onları da almak isterim. İyi haftalar diliyorum, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Finans analisti İslam Memiş paranın şifresi programıyla her hafta pazartesi olduğu gibi samimi haber ekranlarında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.